akıl sahipleriyle dost ol. Resulullah şöyle buyurmuştur. En büyük yalnızlık, kötü arkadaş sahibi olmaktır. Yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Yalnızlık, kötü arkadaştan daha iyidir. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, kötü insanla arkadaşlıktan kaçın. Zira o, arkadaşını helak eder ve dostunu yokluğa sürükler. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurdu ki, üç defa kızdırdığın halde kardeşlerinden senin hakkında kötü bir laf etmeyen kimseyi dost edin. Hazreti Ali şöyle buyurdu, doğruluk ve salah daha çok akıl ve yürek sahipleriyle arkadaşlıktadır. Yine İmam Sadık aleyhisselam, şu üç şeyde imtihan etmediğin kimseyi dost sayma. Onu kızdırıp bu kızgınlığın onu haktan batıla itip itmediği konusunda, dirhem ve dinar hususunda ve onunla yolculuk etmekte. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Hikmet sahipleriyle arkadaş ol. Hilm sahibi yani yumuşak huylu kimselerle dostluk et ve dünyadan yüz çevir ki sığınak olan cennette yer alasın. İmam Sadık aleyhisselam, eğer kardeşinin seninle dostlukta sadık olup olmadığını bilmek istiyorsan onu kızdır. Eğer kızgınlık esnasında dostluğun da baki kalırsa o senin kardeşindir. Aksi takdirde değildir buyurmuştur. Hazreti Ali, akıl sahipleriyle dost ol, bilgin kimselerle otur ve nefsani isteklerine galip gel ki en yüce alemin sakinleriyle arkadaş olasın buyurmuştur. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, kendisiyle süsleneceğin kimseyle arkadaş ol. Seninle süslenen kimseyle arkadaşlık etme. Hazreti Hasan aleyhisselam vefatıyla sonuçlanan hastalığı esnasında Cünade'ye şöyle buyurmuştur. Sen sadece süslenmene sebep olacak kimseyle arkadaşlık et. Ona hizmet ettiğinde seni korusun. Ondan yardım dilediğinde sana yardım etsin. Bir söz söylediğinde sözüne inansın. Saldırıya geçtiğinde seni güçlendirsin. İhsan ettiğinde sana bu yolda yardım etsin. Senden bir ayıp görünce onu örtsün. Senden iyi bir iş görünce onu göz önünde bulundursun. Kendisinden bir şey istediğinde sana versin. Bir istekte bulunmadan önce davransın ve kendisine bir musibet ulaştığında sen rahatsız olasın. Yine Hazreti Ali aleyhisselam bir sözünde şöyle buyurdu. Arkadaşını çoğaltmak isteyen kimse nasıl olur da faziletlerinden ganimet elde ettiği ilimlerin kendisini hidayete erdirdiği ve arkadaşlıklarının kendisini süslediği akıllı ve takvalı alimlerle arkadaşlık etmez, şaşarım. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanların en mutlusu büyük insanlara karışan kimsedir. Yine İmam Ali aleyhisselam, seni baki yurda çağıran ve onun için amel etmen hususunda sana yardımcı olan kimse şefkatli dostundur buyurmuştur. Yine bir sözlerinde buyurdu ki, iyilerle arkadaş ol ki onlardan olasın. Kötülerle arkadaşlıktan sakın ki onların topluluğundan ayrılasın.